Hasan Bey, çok dikkat çeken bir söz söyledi Abdülkadir Bey. Gayri nizami unsurlar devrede dedi. Şimdi projeyi, yöntemi şunu sonra konuşacağız. Neden bugün bu kadar Ümit Özdağ'ın açıklamasıyla, arkasından peş peşe gelen açıklamalarla bu kadar yıldır aramızda olmalarına rağmen bugün bu kadar çok tartışmanın göbeğine oturdular. Yani işte düelloya varacak kadar tartışmanın göbeğine oturdular. Gayri nizami unsurlar devrede mi? Türkiye'ye yönelik başka bir amaç mı var? Bir oyun mu oynanıyor acaba? Bir oyun oynandığı kesin. Zaten bu kadar 5 milyona yakın, hatta daha fazla oldular Suriyelinin Türkiye'ye getirilmesi bir projedir zaten. Başlayalım. Ve bunların bütün Türkiye'ye yayılması da bir projedir. Bakın, biz kavramları da yerli yerince kullanmıyoruz Hande Hanım. Bunlar sığınmacı mıdır, göçmen midir? Önce bunun ayrımını yapacağız. Sığınmacı bir tehlikeden kaçıp can güvenliğini sağlamak için, canını kurtarmak için sığınan kişidir. Düşünün, aynı apartmanda karşı komşunuz kavga etti eşiyle. Diyelim ki birisi şiddet gören birisi sizin kapıyı açık buldu, koştu geldi kurtarın beni dedi. Aldınız içeriye. Kaç gün duracak? Herhalde odanın birini ona ömür boyu tahsis etmezsiniz. Sinir geçer. O sıkıntı geçer, geri gönderirsiniz. Şimdi sığınmacıları biz başta o sınıra yakın yerlerde toplama kamplarında toplamamız gerekiyordu. Yani sığınmacıların İstanbul'da ne işi var? İzmir'de ne işi var? Ankara'da ne işi var? Bu bir projeydi. Yerleşti. Niçin yerleşti? Kimin Bunlar projesiydi bu? efendim Kimin projesiydi? Amerika'nın projesi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle dış güçlerin projesi. Yani bunu Avrupa Birliği'nin projesi. Avrupa Birliği Yani bize Türkiye'yi mecbur mu bıraktılar? Çünkü Türkiye alma niyetinde değildi ki. Türkiye zaten güvenli bölge işte oluşturursun diyordu. tabii ki Türkiye'ye dediler ki şu kadar dolar, şu kadar euro yardım yapacağız. Siz bunları bir alın. Bunların biz aynı dinden olmamız nedeniyle o motifi işlediler ve bize yerleştirdiler. O parayı da vermediler biliyorsunuz. Aynı Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı nasıl Batı yalnız bıraktı, Rusya ile karşı karşıya geldiğinde, bu sığınmacı olayında da karşılaştığımız olay Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tabir caizse bize attığı bir kazıktır. Neden peki? Bu yani neden Türkiye'ye yerleştirme projesi yaptılar Güzel. bunları? Çünkü Türkiye'nin üniter yapısını yıkmak istiyorlar. Türkiye'de küçük küçük şehir devletçikleri kurup Türkiye'de özellikle Dicle ve Fırat'ın sularının uluslararası konsorsiyuma geçmesi için çoktandır bir gayret var. 17 Aralık 2004 Avrupa Birliği ilerleme raporunda, Türkiye ilerleme raporunda bir madde olarak bu var. Yani Batı bazı şeyleri bize açık açık söylüyor. Ama biz onu o anda önemsemiyoruz. Zamanı gelince önemsiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin demografik yapısı bozulmak üzere. Yani siz istila ifadesine katılıyor musunuz o Efendim zaman? istila lafı, bakın bunları bırakalım bir tarafa. Gerçeklere bakalım. Şimdi diyorum ki uluslararası hukuk belli. Bunlar sığınmacıdır. Sığınmacı bir ülkeye dağılmaz, bir yerde toplanır. Eğer siz bunları dağıtıyorsanız o zaman sıkıntı var demektir. Bu arada Suriye Meclisi'nin aldığı karar var. Hatay'ı geri alacağız diyor. Bunlar boş söylenen laflar değil. Bunlar 6 ay önce ya da 3 ay önce söylendi. Bugün önemli şehirlerimiz, Hatay'la birlikte önemli şehirlerimizin demografik yapısı bozulmuştur. Şimdi bu dağılan insanlar, şimdi bir şey var. Efendim dağda çobanlık yapıyor. Yine bir anekdot anlatacağım size. Bunu genelde Tecrübe. Afganlılar için söylüyorlar ama. Afganlar da dahil zaten bu işin içinde. 60'lı yıllarda, sizler çok gençsiniz, hatırlamazsınız. Ama biz en azından üçümüz, siz Sayın Yiğiter de çok genç. 60'lı yıllarda bu ülkeye barış Kadar gönülleri adı altında Amerikalı üniversite öğrencileri geldi.
o yıllarda 60 ihtilalinin bir hareketiyle işte eğitim seferberliği filan, küçük kasabalara kadar ortaokul yapıyoruz. İngilizce öğretmeni bulamıyoruz. Henüz yeterli değil. Bu gençler geldiler, barış gönülleri, İngilizce öğretmen olarak görev yaptılar. Biz onları çok sevdik. Bak ne güzel, barış gönülleri filan diye. Sonuçta bunlar bir rapor yayınladılar. Savaş gönüllüsü çıktı. Evet. Bunlar dediler ki Türk halkına yiğidim aslanım diyeceksin, okşayacaksın, ağzındaki lokmayı alacaksın dediler. Ve o günden bugüne öyle oldu. Bizi okşadılar, ağzımızdaki lokmayı aldılar. Ben dağlarda çobanlık yapan her kimse, Afganlı ya da başkası, iyi niyetle geldiğini düşünmüyorum. Bunların da birer istihbarat mensubu olabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim sizin konuya. Ama peki Suriyeliler gelirken, sonuçta görüntüleri hatırlıyoruz. Çukurlarda öldürüldükleri, toplu katliam edildikleri, vuruldukları, işte kimi anasını bıraktı, kimi çocuğunu kaybetti. Böyle geldi, böyle değil mi? Değil efendim. Ben size tekrar sorayım. Bu ülke, Türkiye Cumhuriyeti, Balkan Savaşları'nı yaşadı mı? Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadı mı? Kurtuluş Savaşı'nı yaşadı mı? Bu dediklerinizin yüzlerce mislini yaşadı mı? Nereye gitti? Cepheye gitti ülkesini savaşmaya. Eğer o Suriyeliler vatanlarını seviyorsa ama Esad'a karşı, ama Amerika'ya karşı, ama Rusya'ya karşı savaşmaları gerekiyordu. Benim ülkemde nedir yani? Öyle resimler sergilenebilir. Bugün siz şey mi diyorsun? Yani mesela kadın ve çocuklar dışında gelenler tabii, olması soru işareti. Aynen öyle. Aynen ve öyle. Bu sosyolojiyi bozuyor. Aynen öyle. Bu test çünkü çok tartışıldı, o yüzden bakın, böyle sordum. Ben Fethiye'den geldim. Benim orada bir küçük evim var. Sahilde adamlar bira şişeleriyle keyif yapıyorlar. Alkol sağlığa zararlıdır. Benim Mehmetçiğim gidiyor orada, şehit düşüyor onun toprağında. Bakın bugün eğer sizin dediğiniz gibi bir proje ise, benim ülkemin de istihbaratı var, milli MİT'i var, emniyeti var. Buna karşı koyabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Orada devlete güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti devlet çok güçlüdür. Onun için bugün yaşadığımız, sosyal medyada yaşadığımız külan beylik diyelim, hiç yakışmıyor. Siyaset kurumuna yakışmıyor. Bir tarafta Sayın İçişleri Bakanımız, bir tarafta bir siyasi partinin genel başkanı, birbirlerine hodri meydan diyorlar. Bu Türkiye'de siyaset kurumuna zarar verir. Çok yanlış bir şey. Eğer sizin birbirinize söyleyeceğiniz varsa randevu alırsınız, gidersiniz, ben burada tehlike görüyorum, şu tedbirleri alın dersiniz. Kabul görmüyor musunuz? Mektup yazarsınız, gönderirsiniz, mecburen bakan okumazsa yardımcısı okur. Ama bu, hadi ben geliyorum, sen de çık sokağa, bu doğru değil, bu yanlış bir şey. Siyaset kurumuna zarar verir, devletin kurumuna zarar verir. Devletin kurumları aşınırsa bunu telafi edemeyiz. Onun için Suriyeliler konusu Türkiye'de bir sorundur. Öncelikle bütün illerde, sadece büyük iller değil. Yani Kırıkkale'de ne iş var bunların? Bunları bir yerde toplayıp ve Birleşmiş Milletler'de oradaki temsilcimiz sürekli bunu gündeme getirip bunların sorun olduğunu, bunların beslenmeleriyle ilgili, bakımlarıyla ilgili sorunlar yaşadığımızı ve bize külfet olduğunu söylememiz lazım. Çözüm bölümüne geleceğim. Geleceğim ama siz yine de şunu söylediniz. Bunların gelişi bile bir projedir dediniz. Evet, Türkiye'nin iç huzurunu bozmak için dediniz. Peki.